Sayın izleyiciler, Türkiye'de Muhtarlar Sesi Gazetesi, Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran bugün Gaziantep ili Oğuzeli ilçesi Yakacık Mahallesi Muhtarı Feyyat Kont ile mahalleye dönüşen köyün yapılan ve yapılması gereken hizmetleri ve bölgenin genel sorunları hakkında röportaj yapacağız. Muhtarlığınız hayırlı olsun efendim. Sağ olun, teşekkür ederim. Sayın izleyiciler, bugün de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Bütün dünyadaki tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kutluyoruz. Onlara nice mutlu yıllar diliyoruz. Teşekkür ederim Süleyman Bey. Kaç dönemdir muhtarsınız Feyyat Bey? İlk dönemim. Birinci dönem. Bilmiyorum, seçildiniz. Karşınızda kaç aday çıktı efendim? İki adaydık. 216 biz aldık. 136 diğer, 119 diğer arkadaşımız aldı. Eski muhtar mıydı? Çekti mi? Yok, değil. Yeni muhtar. Eski muhtar amcamın oğlu. Evet. Oğluydu. Evet, o bıraktı. Herhangi bir muhtarlık konusunda köyümüze bir izip bir çekişme falan olmadı yani. Birlik, beraberlik, hakim. Birlik, beraberlik, evet. Hakim. Köyümüz ne kadar dağınık olursa birlik, beraberle hakimlik yani. Evet, evet sayın izleyiciler, Barak bölgesinde bugün 4. günümüz. Barak bölgesinde insanlar genelde röportaj yapmış olduğumuz köyler çoğunda birlik, beraberlik hakim olmuş. Çok yerde adaysız muhtarlar var. Aday olan yerlerde de insanlar seçim bittikten sonra işte bu mahalle, bu köy her ne kadar mahalleye de dönüşsek de bu köy bizim köyümüz. Tabii, değil mi efendim? Tabii. Bu köyümüzde ne kadar geçmişimiz var. Değil mi efendim? 3-5 senelik değil ki ya. Evet. Atalarımız, dedelerimiz bu topraklarda. Evet. Kemikleri var. Evet. Çok güzel. Artık Kayacık Barajı var değil mi efendim? Evet. Kayacık Barajı bize pek yakın değil yani. Bizim herhangi bir istimlak alanımız alanımıza girmedi değil mi? Girmiyor. Ama yapılmasından iftihar edik yani. Evet. Sulamada efendim size faydası oldu mu? Yani arazilerimiz sulu tarıma kavuştu mu? Bizim herhangi bir şeyden yüzü yoktur. Uzak yani. Evet, uzak yani. Bize şey yapıyor yani. Size bir etkisi olmadı. Evet, biz önceden beri sulu arazimiz Gaziantep'in dere suyu, atık suyundan bahşiş şekilde yaptığımız bir sulama sistemimiz var. Evet. O Oğuzeli içinden akan dere, evet, değil mi? Akan dereden geliyor. O buradan geliyor, evet. Geçiyor. Şimdi evet. Şu anda 2 seneden belli artırıyor yani. Temiz ile şey değil. Artırıyor, güzel. Kaç hane efendim oluşuyor? Şu anda 200 haneler çıktıysa da 160 hane dolu şeyimiz var yani. Oturuyor. Oturuyor. Yani o Oğuzeli ilçesinin en büyük köylerinden biri, evet, o zaman. Evet, evet. Şu anda mahallesi Altın Yurt Yakacık. Altın Yurt Yakacık. Evet. Muhtarım, nüfus ne kadar? 750. 750. Muhtar seçildikten sonra halk sizden ne taleplerle geldi size efendim? Ya mahallemde şunu yapalım muhtar. Sosyal tesis yapmak için uğraştık. Köyümüz de mahalleye dönüşmeden önce bizim burada vakıf arazilerimiz vardı. Köy tüzel kişiliğine bağlı, evet, olan arazilerimiz vardı. Evet. Bu Büyükşehir Belediye Yasası'ndan dolayı şeye geçti. İlçe belediyesine geçti. Evet. İlçe belediyesine geçtik ki bu olan paramızı da belediye el koydu. Biz bu paranın sosyal tesis amacımız sosyal tesis yapmaktı. Onu da yapamadık. Nitekim gidip gelmemize rağmen de bir türlü bize işte şöyle yapalım, böyle yapalım, böyle yapalım. O yüzden belediye imkanları da biraz. Aracımız kaç diyorum efendim? Kendi aracı. Yok, o vakfı aracısı yani. 400'e kişinin ait olan. 450 kişinin ait, 300 dönüm vakfı aracımız vardı. Belediyeye geçti. Belediyeye geçti. Belediye onu kimseye verdi mi işletmesini şimdi? Şu an bu sene kısmen verdi. Biz bir sene önceden vermiştik. Ondan şeyi bitmedi de. Yeni bir sözleşmesi. 12. ayda kendileri verecek. Bizim 103.480 lira şeyde belediye bankada paramız vardı. Bu paramız da şeye geçti. Belediyeye geçti. O parayla bir sosyal tesis, evet, yapabilirdi aslında arkadaşımız. Evet, yapabilirdi. Yani köy konağı, muhtarlık odası, düğün salonu var mı efendim? Hayır, düğün salonu o tür şeylere gerek yoktu zaten. Köy, Oğuzhan ilçemizde de var. Ama toplantı amaçlı ya, muhtarlık odası. Ben mesela muhtarım, benden taraf olan insanlar var. Evet. Köy odası olsa, köy konağı olsa oraya gelir. Oraya gelir değil mi? Evet, evet, oraya gelmez. Evet sayın izleyiciler, biz mutlaka mahalleye dönüşen köylere muhtarlık odası, çok amaçlı salon diyelim, evet, belediyelerimiz evet, var. Çok amaçlı salon, işte taziye evlerinde kullanılacak. Muhtarımız halkı bilinçlendirmek için işte, tarımda veyahut da hayvancılıkta toplantı yaparak bilinçlendirmek için toplantı yapacağı bir sosyal mekan yok. Evet. Bunları mutlaka biz
yapılmasını istiyoruz. Altyapısı, kanalizasyonu var mı efendim? Var. Park edaşlarımız tamamlandı mı? Hayır. Kısmen tamamlandı. Kısmen. Yüzde kaç efendim? %60'ı yapıldı, %40'ı duruyor. %40'ı duruyor. Büyükşehir Belediyesi'nden bize söz verildi. Bugünlerde başlanacak. Evet. Çocuk parkı var mı efendim? Yok. Çocuk parkımızda yok. Bu gençlerimizin futbol, voleybol, basketbol sahası yok. Hiçbir sosyal alan yok. Sosyal bir tesisimiz şu anda yok yani. Evet sayın izleyiciler, bu araştırmacı gazeteci olarak buradan iki belediye başkanımıza da sesleniyorum. Oğuz Veli ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımıza. Gençlerimizin kötü alışkanlıktan kurtulacağı sosyal tesislerin, spor tesislerin mutlaka yapılmasını istiyoruz. Evet, evet. Artı çocuklara, yani biz daha önce sloganımız neydi? Şehirde yaşayan çocuğun ne hakkı varsa köydeki çocuğun da aynı hakka sahip olduğunu belirtiyordu. Ancak burası da şimdi ne oldu? Şehir oldu, mahalle oldu. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne, Oğuz Veli Belediyesi'ne var, bu mahalle oldu. Bu gençlerimize, çocuklarımıza da biz çocuk parkı, spor kompleksi mutlaka yapılmasını istiyoruz ki çocuklar çocukluğunu yaşasın. Evet, değil bizim mi? Köyümüz sulu tarımla ulaşan bir köy, herhangi bir göç vermiyor. Evet. Nasıl göç alıyor yani, olan gençlerimizin tamamı burada şey evet. Yoktur yani. Sulu tarımın da amacını Muhtar arkadaşımız böyle söyledi sayın izleyiciler. Diğer buradan yetkililere de sesleniyoruz. Bu kırsalda kalan mahallelerin sulu tarıma geçmesi ne kadar önemli değil mi efendim? Tabii tabii. Yani göç önlüyoruz. Göç önlüyoruz. İslam sağlıyoruz değil mi efendim? Tabii tabii. Evet. Hayvancılık, sulu tarımdan ulaştığı için hayvancılık hep evet. Ekonomik. Sılacını, yemini, her şeyini kendi yapıyor. Bu Yakacık mahallesine gelirken sayın izleyiciler 6-7 tane mandıra gördük. Evet, evet. Değil mi efendim? İşte burada nedir? 10 tane büyük çiftliğimiz var şu evet. Genel evet. Alanımız. İşte en güzel ifade. Bir de kooperatif başkanlığı yapmışız. Doğru mu efendim? Evet. İlçe Tarım Kredi Kooperatif Başkanlığı 3 dönemdir yapıyorum. Daha halen devam mı? Devam ediyor evet. Evet. Evet sayın izleyiciler, işte görüyorsunuz muhtar arkadaşımız sosyal bir insan. Evet. Tek kendisi köyünün, mahallesinin değil, bütün Oğuz Yerli'nin vatandaşlarının ekonomik olarak kalkınması, girdilerin azalması, ürünlerin daha kaliteli olması için birlikte mücadele edeceğiz. Mücadelemizi de sürdürecek. Evet. Sağ olduğu sürece. Efendim ekleyeceğim. Bu mahallemize yapılmasını isteriz. Birinci hizmet ne efendim? Birinci hizmet şu anda en büyük ihtiyaçlarımızın bir tanesi. Sosyal tesisimiz yani muhakkak birinci ihtiyaç. Kur'an kursumuz var. Kur'an kursumuzda yeterli altyapı olmadığı için bayanlarımız soğuk beton damda kalıyor. Evet. Sosyal tesisimiz olsa bir tarafında bayanları yetiştiririz. Evet. Bir taraftan muhtarlık odası yani. Olur. Yani olur. Efendim halk eğitim kursu açılabilir değil mi efendim? Evet, gençlerimize evet. Beceri kazanmak bizim, için kış aylarında iş yok değil mi efendim? Halk eğitimden bize şey yapıldı, önerildi, şey bulamadık, yer bulamadık. Yer bulamadık, yer evet. Bulamadık. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin'e mutlaka bu mahalle dönüşen köylere, burası da büyük bir köydü, mahalle oldu Sayın Başkanım. Buraya mutlaka çok amaçlı bir salon yapılmasını istiyoruz. 750 nüfusu var. Oğuz Eli'nin de büyük köylerinden bir tanesi. İşte muhtarımız da insanların, ilçe halkını da ekonomik olarak her türlü kalkınması için kooperatif başkanlığını 3 dönem yürütüyor. Kültürlü bir arkadaşımız. Halkın da isteği bu değil mi efendim? Evet, evet. Evet. Başka ekleyeceğimiz bir konu var mı muhtarım? Başka isteyeceğimiz köyümüzün içinden karayolu geçeyim. Biz bu yolun irelden belli geçiş alanı dar olduğu için bunun çift şeritli olmasına defalarca şey yapmamıza rağmen, müracaat etmemize rağmen bir türlü gerçekleştiremedik. Zirai araçlarımız gidiyor, trafik bura, jandarma trafik bura müsaade etmiyor. Yani yolumuz, giriş çıkışlarımız çift şerit olarak yapılmasını özellikle bu konuda daha fazla şeyimiz var yani ihtiyacımız var. Evet sayın izleyiciler buradan Fatma Şahin'e muhtarımız çok güzel bir konuya değindi. Karşıdan bir araç geldiğinde iki araç yan yana sığmıyor. Evet, yol çok dar. Mutlaka bu yolun genişletilmesini istiyoruz. Evet, değil mi? Evet evet. Çift şerit olmasını istiyoruz. Çift şerit olmasını evet. İstiyoruz. Teşekkür ediyoruz muhtarımıza. Sayın izleyiciler Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran bugün Gaziantep ile Oğuz Yel ilçesi Yakacık Mahallesi muhtarı Feyyat Font ile mahalle dönüşen köyün yapılan ve yapılması gereken ve bölgenin genel soruları hakkında röportaj yaptık. Kendisine muhtarlık süresince başarılar diliyoruz. Evet.